Aydın'dan gelen gazeteci bir arkadaşımızla beraberiz. Kentte Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ali Soydemir. Evet, Diyarbakır izlenimlerinizi alabilir miyiz? Evet, Diyarbakır önceleri sık geldim bir yerdi. 90'lı yıllardan bu yana en kötü ihtimalle bir 5-6 defa gelmişimdir. Ancak Diyarbakır eski Diyarbakır değil. Özellikle 2005 yılından sonra gelmemiştim. Aradan geçen yaklaşık 15 yılda oldukça büyük bir değişime uğramış. Yani apayrı bir kent gördüm. Ve oldukça modern, yani insanları daha farklı, eski o bilinen terörle anılan Diyarbakır yok. Yerine böyle turizmin başkenti, özellikle doğuda, güneydoğuda harika bir kent olarak gördüm. Bugün birlikte gezdik, dolaştık. Gerçekten medeniyetler beşiği, peygamberler şehri ve Güneydoğu'nun bir cenneti. Yani her şeyle, insanıyla, kültürüyle, tarihiyle, özellikle de Mezopotamya'nın o altın üçgen dediğimiz kısmında bulunan birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, dünyanın gözü üzerinde olan verimli bu topraklar, işte kültür toprakları, dini topraklar, birçok medeniyetin buluştuğu topraklar. Yani bugün hak ettiği bir değeri bulmuş diyebilirim. Yani izlenimlerimiz bu şekilde. Yani doğası da çok güzeldi. İklim bugün sıcaktı, sıcaktı ama bizim geldiğimiz Nazilli'de de aynı şekilde, Aydın'da da aynı sıcakta görüyoruz. Hemen hemen zaten iklim birbirine benziyor. Karasal iklim, bizim de Akdeniz iklimi, kıyı Batı Ege diyelim artık iklimi. Aynı iklime taşıyor. Zaten sıcak yerden geldiğimiz için pek zorlanmadık. Yürürken çok fazla yer gezdik ama bir günde, üç günde, beş günde gezilebilecek bir yer değil. Gerçekten bu medeniyetin, tarihin, kültürün, özellikle de yemeklerinin tadılması mutlaka gerekiyor. Bu gastronomi turizmi açısından her bölgemiz gerçekten değerli. Özellikle Doğu kültürü, Güneydoğu kültüründe farklı bir lezzetler var. Bu farklı lezzetleri biz Batı'da arıyoruz. Karadeniz'dekiler arıyor. Biz birbirimize gelip gittikçe, böyle farklı farklı gelip gittikçe, özellikle bu medya buluşmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ederim bu konuda. Sayın Valimize, Diyarbakır Valimize, hatta emeğe geçen birçok valimize çok çok teşekkür ediyorum. Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nin yaptığı bu çalışma gerçekten takdire şayan bir çalışma. Yani her katılan arkadaşım farklı bir kültürle bir araya geliyor, tanışıyor. Yani belki birçok arkadaşımız çıkmadı, Türkiye'nin birçok yerini görmedi. Önce biz kendi memleketimizi tanımamız lazım ki baştan anlatalım. Biz de buna vesile olduk, geldik. Sizlerle birlikte çalışıyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Ve yereldeki birçok arkadaşımızla, dostumuzla, protokol üyeleriyle tanışıp birbirimize kültürümüzü aktarıyoruz. Bunun devam etmesi, ileriki geleceğimizin daha güzel bir Türkiye'si için, daha güzel yaşam için ve turizm konusunda, gastronomi konusunda birçok alan, daha birçok alanda Türkiye'mizi, ülkemizi tanıtmamız açısından çok önemli bir görev üstlendiğimizi düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızı da Diyarbakır'a davet edelim. Evet, evet. Bence sizin dediğiniz gibi tüm vatandaşımızı Diyarbakır'a davet edelim. Hatta bundan sonrasında da birçok illerimizde de bir arasınlar, tarasınlar, internette özellikle görsünler hangi ilin, hangi ilçenin neleri meşhur. Gelsinler, yerinde görsünler. Gerçekten Türkiye bir cennet. Biz de bu cennette yaşadığımız için büyük gurur duyuyoruz. Çok çok teşekkür ederim sizlere de bu yayında destek verdiğiniz için.